İkinci yarı gösterdiğimiz mücadele eğer göz önüne alırsak bence haksız bir mağlubiyet aldık gibi geliyor. Ama tabii Ergin Ataman da basın toplantısında söylediği gibi buradaki atmosfer kolay bir atmosfer değil. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Euroleague'de final oynamış bir takım. Biz de Euro Cup finalini kazandık ama neticede fiziksel bir üstünlükleri vardı. Bunu da bence ilk yarıda ispat ettiler. Neticesinde de biz buradan bir mağlubiyetle ayrıldık. Ama serinin daha ilk maçı, biliyorsunuz 3 olan kazanacak. Biz Cuma günü konsantre olup ilk yarıda yaptığımız hataları yapmayıp ikinci yarıdaki ortaya koyduğumuz mücadeleyi eğer 40 dakika yayabilirsek buradan galibiyete dönmemiz bence çok zor değil. Sonra da Abdi İpekçi de zaten müthiş seyircimizle beraber bu serinin üstünden gelmeye çalışacağız. Peki hakemler konusunda farklı yorumlanabilecek kararlar oldu. Peki siz hakemlerden memnun musunuz? Valla açıkçası hakemlerin işi zor. Böyle atmosferlerde hakemlik yapmak kolay değil. Bence birkaç tane çok net pozisyon vardı ki Ergin Ataman burada çok itiraz etti. Özellikle bir anons konusu ve McCollum'a yapılan foul sonrası 3 sayı artı belki de bir foul ile 4 sayıya çıkacağımız, farkı 8 sayılara indireceğimiz bir pozisyon vardı. Bu konuda ben tamamen hakemlere serzenişte bulunuyorum ama neticede onlar gördüğünü çalıyorlar. Çok iyi bir yönetim gösterdiklerini belki söyleyemeyiz ama daha uzun bir seri. İnşallah hakemler daha da odaklanacaktır maça. Peki FIBA tarafından Galatasaray bir transfer yasağı aldı. Evet. Bu transfer yasağını nasıl çözümlemeyi planlıyorsunuz? Açıkçası bu araştırılmadan yapılmış bir haber. Ben bu haberi yapanları kınıyorum. Çünkü biz geçtiğimiz dönemlerde olan borçlarımızı tamamını ödedik. Transfer yasağını kaldırdık. Tahmin ediyorum bir ya da iki tane dosya yüzünden tekrar bir transfer yasağı geldi. Ama orada yazıldığı çizildiği gibi çok öyle olağanüstü borçlar yok. O borçları ödediğimiz zaman zaten transfer yasağı dakikasında kalkıyor. Yani sonuç olarak dosya var. Evet. Orada gelecek sezon için transferler gelecek yapılabilecek. Tabii ki, tabii ki. Yani sonuçta transfer yasağı ne anlama geliyor? Bizim Türkiye Ligi'nde sezona başlarken yani Ekim ayında başladığımız bir transferdi. Dolayısıyla Ekim ayına kadar bir sıkıntımız yok.